Evet arkadaşlar, hepiniz videoda hepiniz hoş geldiniz. Şu an videoya girdim, dışarıda biri bir şey kasıyor. Bakalım vurabilecek miyiz? Şöyle. Sesi duydum, direkt videoya girdim. Şu bizim komşu online mi oldu acaba ya? Evet, yukarıda. Yukarıda abi. Buralarda iyice yine dolmaya başladı arkadaş. Ben boş yere gidiyorum, millet buraya geliyor. Gel gel. Az yaklaş bakayım. Bize otun ne kadar vardı ya? Ben şu odunları bir alayım. Şunu bir alayım. Şunu koy. Bizim inşaat çekici burada. Şunu bir alayım. Şunu bir koy. Akşam oluyor herhalde ya da evet, akşam oluyor. Şöyle ben burayı büyütmek istiyorum. Kapıyı buradan versek. Yoksa şöyle 6 kare mi büyütsem? Şöyle bir şey yaparız. Bak abi, ne yaparız biliyor musun? Şuradan bir kapı verir miyiz? Şuradan bir kapı veririz. Ya da vermeyelim. Verelim mi, vermeyelim mi? Buradan bir kapı verelim. Evet, buradan bir kapı verelim. Şuralar fake olacak abi. Şuraya şöyle kapatalım. Bir de buradan bir kapı verelim. Aynen. Tam olarak böyle olacak. Şimdi chest odasını taş yapacağız abi, tamam mı? Kalanı odun kalacak. Malzememiz oldukça tabii ki yükseltmeye devam. Şöyle alalım şuradan iki tane kilit, iki tane kapı. Bu odunlar kalsın bende. Şunu koy. Ve devam abi. Şöyle burayı yükseltelim. Ondan sonra şöyle. Hatta bu evin hepsi için bence bu kadar yeter. Daha fazla şey yapmayalım. Buraya malzeme harcamayalım. Belki başka yere taşınırız çünkü. Bence şimdilik bu kadar yeter. Kapıları takalım abi. Hadi abi, biri gelmeden şu kapıları takarsak çok güzel olacak. Hadi abim, hadi abim. Tohumları ekelim abi. Tohumlar candır. Bu oyunda karanlıkta abi çok şey oluyor ya. Hiçbir yer gözükmüyor karanlıkta. Kapılar takınca ışık açacağım da şimdi açmıyorum, biri görüp gelir falan diye. Bir kapılar takayım abi, ışığı da açacağım. Şöyle abi. Tamamdır. Burayı da taktık mı bitiyor. Son 20 saniye, hadi abi. Kimse gelmeden takarsak. Şey belli olmuyor ki abi karanlıkta.
Son 3 saniye. Tamam, şu an bayağı bir güvendeyiz. 3 tane kapı oldu eve girmek için. Bence gayet güzel oldu. Şurada bir yerde kamp ateşi vardı. Şunları alalım abi, hemen şöyle bölelim. Ateşi yakalım. Çok güzel abi, şu lambaları da yakalım şöyle. Oh. Ya da yakmayalım ya, bunlar çok malzeme tüketmesin. Şimdi abi, ben buraya bir yere bir tane tezgah yapacağım. Tamam mı? Bir tane tezgah yapacağım ama o tezgah nereye yapacağım? Şimdi ne istiyor tezgah için? 500 odun, 100 eritilmiş, 50 de hurda. Malzememiz var galiba. Ve arkadaşlar, ilk tezgahımız. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Basalım. Aa, araştırma masası da yapıyoruz. Yapamıyoruz. Önce tezgah veri koymamız gerekiyor. Tamam. Pişmiş etleri alalım. Evet abi, güzel güzel gelişiyoruz ya. Aa, tabanı şey yapmayı unutmuşuz. Dur abi. Şöyle şöyle hop. Tamamdır. Çok güzel oldu. Tezgah hemen üretilsin. Etleri de alalım yanmadan. Da şuraya biraz şöyle odun koyalım. Bir de aynen dur, unutmadan fırın. Fırın yapacaktık abi. Bir de fırın basalım. Şöyle. Ertesi gün gidip şey yapmamız gerekiyor. Odun kasmamız gerekiyor arkadaşlar, çünkü ciddi anlamda azalmış odunumuz. Yeter kalsın abi. Evet, şimdi tezgah şuraya bir yere ben atmak istiyorum. Böyle atarsak kapıdan geçemeyiz ama. Şöyle atarsak bence çok güzel olur. Aynen. Evet abi, artık üretim tezgahımız var. Bilmeyenler için söyleyeyim. Burada 75 hurda vererek buraya şey yapabiliyorsunuz. Rastgele böyle blueprint, yani öğrenme kağıdı çıkartabiliyorsunuz ve burada öğrendikleriniz crafting menünüze ekleniyor ve daha fazla şey craftlayabiliyorsunuz. Ben bu arada şeye basayım. Aynı zamanda buradan da bazı itemlerin craftlanması, mesela bak burada araştırma masası ne diyor? Workbench level 1 gerekli diyor. Bunun yanında bazı şeyleri craftlayabiliyorsunuz. Yani bu olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Bu sadece seviye 1. Bunun seviye 2'si ve seviye 3'ü var. Şu silahı öğrendikten sonra bunu seviye 2'de basacağız. Onun için onları da yapmamız gerekiyor. Şimdi bir tane fırınımız oldu. Fırını nereye koyalım abi? Fırın, fırın, fırın. Fırın, fırını şuraya koyalım. Şöyle. Evet abi, artık fırınımız da var. O zaman ne yapıyoruz? Metallerimizi alıyoruz ve eritmeye başlıyoruz abi. Şimdi önceliğimiz metal, o yüzden metal eriteceğiz. Şöyle. Bunu böyle 3 parçaya bölerseniz, hani direkt 1K olarak değil de 3 farklı slota koyarsanız çok daha hızlı eriyor bunda. Bilmeyenler için ben söylemiş olayım. Şöyle yakalım. Bunlar eriyecek. Kömür ve buraya da metal çıkacak. Metal fragment. Eritilmiş metal. Bunlar erisin abi. Ben dışarıda ayak sesimi duydum, yoksa ben mi çok pardon ayak diyecektim. Etimiz yanmış. Tam da ete bakmaya gelmiştim. Hemen geyik etini de pişirelim abi. Şöyle. Ondan sonra insan etini de pişireceğim ama onu tabii en son çare olarak yiyeceğiz. Zaten insan etini yediğiniz zaman susuzluk şey yapıyor. Vuruyor. Bu arada bunu da nereye koyalım? Bunu da şuraya. Şöyle abi. Şöyle koyarsak. Evet arkadaşlar, bu araştırma tezgahımız. Bu ne işe yarıyor diye sorarsanız. Mesela biz şimdi silah bulduk ya. Bu silahı geliyoruz. Buraya koyuyoruz. Burada da araştırma ücreti diyor. Hurdayla. Hurdayla buraya koyuyoruz. Ve o silahı öğreniyoruz. Yapımını öğreniyoruz yani. Öğrendikten sonra bu crafting menümüze geliyor. Ondan sonra tezgaha girip tezgahtan onu üretiyoruz. Hemen etlerimiz yanmadan bu sefer alalım şunları. Hurdamızı geri koyalım. Pantolonu koyalım. Bir tane daha sandık basalım. Bayağı doldu çünkü.
Şu yanmış atar mısın abi? Artık güzel güzel etimiz de var abi. Yiyeceğimiz de var. Şöyle sandığı da nereye koysak? Şimdi buraya koymak istemiyorum çünkü mesela burası için başka planım var yani öyle söyleyeyim. Şuraya koyabilirim. Bu bizim yemek chest'imiz olsun abi, tamam mı? Yemek yerimizi buraya koyalım. İnsan etlerini de pişirelim. Yemekler burada. Burada bir tane de şeker vardı, onu da alalım. Aynen, yemek chest'imiz burası. Hatta şu kemikleri de koyalım. Hayvansal şeyleri de koyabiliriz şimdilik yerimiz olmadığı için. Burada hayvansal bir şey var mı? Deri var, deriyi alalım. Şu etler ne durumda? Etler pişsin abi. Burada ne var? Burada da kumaş var. Tamam, gerisi burada kalabilir. Şöyle yaparsak çok da güzel oldu. Şimdi bunu geri koyalım hemen. Orada dışarıda helikopter var. Helikopteri de birazdan anlatacağım bilmeyenler için. Şunları şöyle. Şunu koyalım, bunu alalım. Bunu koyalım. Baltamızı alalım. İnsan etlerimiz pişmiş. Alalım. Şunu koyalım. Şu an gayet iyi. Biraz açlığımız var. Biraz da bandaj basmamız gerekecek. Şöyle bir 15 tane bandaj. Şunu da yemek yerim abi. Birazdan şekerden yerim. Şeker bayağı can veriyormuş lan. Şeker yerim. Güzel. İnsanlarını da buraya koyalım. Ve sabah olunca şeye çıkarız abi. Loot'a çıkarız. Ben şu ateşi kapatayım, millet bizim burada olduğumuzu anlamasın. Fırının ateşi yeter bize. Ben şimdi size şu helikopter olayını anlatayım. Helikopter arkadaşlar yaklaşık bir saatte bir gelen böyle NPC, NPC yani bilgisayarın yönettiği bir varlık. Yukarıda dolaşıyor. Eğer şu üzerinizde iki taneden fazla kıyafet varsa, hangisi olduğu önemli değil. Sadece iki tane giyebiliyorsunuz. Daha fazlası varsa ve helikopter sizi görürse sizi taramaya başlıyor, ölüyorsunuz. Ya da şu slotta silahtır, kılıçtır. Şu ilkel şeylere bir şey demiyor ama silah, kılıç, patlayıcı vesaire. Arbalet gördüğü zaman yine sıkıyor. Yine ölüyorsunuz. Eğer varsa bunları envanterinize, şuraya, çantanıza koymanız gerekiyor. Helikopter uçtuğu süre boyunca. Peki biz bu helikopteri vuramıyoruz, düşüremiyoruz. Düşürebiliyorsunuz. Bayağı mermi harcıyor ve yani bayağı mermi harcarsınız ve bayağı zor. Onun için base falan yapmanız gerekiyor. Düşürdüğünüz zaman da 4 tane falan silah kutusu çıkıyor. İçinden patlayıcı silah. Bazen çok saçma silah, bazen güzel şeyler çıkabiliyor. O da şansınızla ilgili bir şey. Ama zor yani helikopteri düşürmek. Ben şu an böyle kıyafetli çıkıyorum. Helikopterin yaklaştığını duyduğum zaman kıyafetlerimi çıkartacağım. Bu arada kaç dakika olmuş video abi? 13 dakika, güzel. Şimdi biz en çok odun kazacaktık değil mi? En çok odun lazımdı. Ben şu aşağıdaki bütün ağaçları bir keseyim. Eve geleyim, ağaçları bırakalım. Aa, ya da gündüz oldu. Hemen bir limana gidelim abi. Silah sandığı çıkmıştır belki. Şu an onu hatırladım ve liman daha önemli. Dilim damam kurudu ya, bir şeyler içeyim dedim. Aralıksız video çekiyorum çünkü bu galiba 4. video. Okula gidiyorum, spora gidiyorum, hani bunları dönüşte alırız. Çok az vaktim oluyor. Ona rağmen ben ne yap edip size bu videoları sunacağım abi de. Burada bayağı bir taş falan spawnlanmış. Bunları başkası almadan bizim almamız lazım. Hemen bir limana gidip bakalım da abi. Sonra hemen gideriz.
Koş abi, koş koş koş. Bu videoda ya da bir sonraki videoda reis yapabiliriz arkadaşlar. Sahte kapılı evleri ilkel tabancayla raid yapabiliyoruz. Biraz vaktimizi alıyor ve çok ses yapıyor. Yani raid yaparken ölme ihtimalimiz çok yüksek ama deneriz. Çünkü herkesin kapısı şu an ahşap. Hani belki ölmeden bir raid yapıp milletin evine girersek abi, ne var ne yok alırız. Çok da güzel olur bizim açımızdan. Şimdi ben yavaştan olayı anladım. Şu teknenin üzerindeki şeylerden bir şeyler çıkıyor. Şimdi mesela bakın burada var mı? Bundan çıkmıyor. Bir daha buraya gelmeyeceğiz demektir. Bundan çıkmıyor. Hemen şuradan yukarı çıkalım. Şurada ben bir şey görmüştüm. Hop, atlayamadık. Atlayamadık, atlayamadık. Of. Takılma, 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 inin. Git, 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 git. Tamam. Zaten onun işinde de bir şey olmadı. Görmüş olduk. Şuradan. Ya da buradan. Çıkalım. Çünkü oradan biraz zor olacak çıkmak. Evet kardeşlerim, şimdi gidiyoruz. Şu diğer gemilere bakalım abi. İnşallah böyle silah kutusu bir şey daha çıkar da böyle tadından yenmez yani. Bunun içinde bir şey var mı? Burada da hiçbir şey spawn olmuyor. Bu liman oyuna ekleneli daha çok olmadığı için, yani yeni yeni olduğu için muhtemelen. Tabi diyep yeni değil ama sonuçta diğer loot alanları çok çok daha eskilere dayanıyor. Bu daha yeni sayılır yani diğerlerine göre. Bu arada orada loot bulduk. İnşallah güzel bir şey çıkar. Yarı otomatik göre de çıktı, olsun, sıkıntı yok. Sonuçta yarı otomatik tabancayı bulduk. Öğrendiğimiz zaman da bu gövdeler bizim işimize yarayacak. Durmadan artık silahla gezeceğiz abi. Bundan sonra böyle kardeş. Bunu şuradan çıkıyorduk değil mi ya? Hep karıştırıyor. Çık abi. Tabi sonuçta, aa buradaki yenilenmemiş silah kutusu buradan çıkıyordu. Şey diyecektim, sonuçta diğer loot alanlarına göre burada çıkan loot çok çok az. Hani kürede 4 tane silah kutusu birden çıkıyor. İşte ne bileyim, fırlatma sahasında bir sürü silah kutusu, işte bir sürü şey, siz söyleyin adını. VIP sandık var, onlar çıkıyor. Ama tabi onlarda da ölme riskiniz var. Şuradan çık abi. Telefonum çaldı arkadaşlar, ona bakıyorum şu an, videodayım, açamayacağım. Evet arkadaşlar, geldim. Kusura bakmayın. Bugün okula gitmediğim için hani okulda alakalı bir şey sandım. Hani dedim acaba bir sıkıntı mı oldu falan. Çünkü devamsızlığım biliyorsunuz çok az kaldı. Ama bir sıkıntı yok. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hop şuraya atlayalım abi.
Benim bir tane daha silah kutusu bulmam gerekiyor. Şu binaya hiç bak değil mi? O binaya bakalım abi de. Hey dostum, atlar mısın şuraya? Şurada da bir tane açık konteyner var. Hadi bir şey çıksın abi. Bir şey yok mu ya? Ben istiyorum silah kutusu, sen bana hiçbir şey vermiyor. Burada da bir şey yok herhalde ya. Şunun arkası açık mı ki? Yok ya, burada hiçbir şey yok. Şu trenin içinde belki, belki bir ihtimal hani. Hadi abi ne olur. Yapma be. Yani o kadar güzel koymuşsunuz ki tam içinden loot çıkacak gibi duruyor ama loot çıkmıyor işte. Dalga mı geçiyorsunuz bizimle anlamadım. Şunun tepesinde var bir dakika. Son olsa abi şu anda bir çıkalım. Çıkamıyoruz bunu. Çıkıyorduk buna. Buradakine çıkamıyormuş. Neyse. Limandan elimiz boş dönüyoruz. Aman yemek bulduk. Yemek yediğimiz su bulduk. Bunu alalım. Şunu içip bitirelim abi. İç abi iç 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 iç. Oh yarasın. Oh maşallah. Öyle bir içiyorsun ki ben susadım arkadaş ya. Ha şöyle. Hemen elimize şunu alalım. Kırmaya devam abi. Bize bol bol hurda gerekiyor. Silah basacağız çünkü. Bol bol yani böyle. Her şeyden gerekiyor şu an. Hemen sülfürü bir alalım. Böyle sülfür kaçırır mıyım abi? Ölücüyüm ben, ölücü ölücü. Hiçbir şey bırakmam böyle. Ev tıka basa dolu olsun abi. Beleş bir şey buldum yine alırım. Oo şurada bir sürü loot var. Abi. Güzel. Aa çok güzel bir şey çıktı. Bakayım ne çıktı. Bir dakika. İki katlı raf çıktı abi. Çok güzel. Bunu öğreniriz. Tarla çıktı. Tarla yaparız abi. Çok güzel olur. Şimdi. Ne yapıyoruz kardeşlerim? Bu yol nereye doğru gidiyor? Bu yol pek hayırlı bir yere gitmiyor açıkçası. Ölme ihtimalimiz yüksek bu yolda ama. Biri buraya gelmiş. Biri buraya gelmiş. Orada tek başına herhalde sınavı durmaz çünkü biri buraya gelmiş. Kumaşı al. Mantarları al. Evet. Şimdi. Tren istasyonuna girsek mi girmesek mi? Server'da kaç kişi var? Şöyle ben hemen bir refreshleyeyim. Favorite'a bakalım. 98'e inmiş. Ama sonuçta 98 kişi hiç az kişi değil. Ben hemen şurada bir sülfür onu alayım ve yukarıda bir şey var. Yukarıda da adam uyuyor. Sonra adamın üstüne bakalım. İnşallah üstü doldur, internet kesilmiştir de alırız beleş beleş. Sülfürler elimizde, C4'ler belimizde, biz gideriz reydiz. Hadi abi yapıştır. Bak o şarkıyı söyleyince hatırladım. Odun kazacaktık abi. Bir ton oduna ihtiyacımız vardı ve her taraf ağaç. Burada kasabiliriz. Ama tam loot alanının yanında kasmak da çok tehlikeli olabilir. Bir şey yokmuş ya ama kafasına vurmaya bile şey yapamadım. O şurada iki tane kaya var. Şurada ağaç var ve tren istasyonuna çok yakınız abi. Ben hemen şu bir tane ağaç kırayım ya. Bir taneden zarar gelmesin inşallah. Bir tanecik kıralım ne olacak? Çünkü evde gerçekten odun sıkıntımız var. Bayağı bir gürültü ses yaptık. Ne yapalım? Aa, şey geldi. Hediyeler geldi. Nerede hediyeler? Hediye hediye hediye. Hediyelerimizi alalım abi. Oo çok güzel. Bir tane büyük geldi. Bir tane daha gelmesi lazım. Nerede diğer hediye? Diğer hediye nerede? Diğeri nerede? Diğeri. Hediyem nerede? Noel Baba. Noel Baba bana az hediye verdi bu sefer. Pis Noel Baba. Hey Noel Baba. Yok abi yok ya. Of. Bu hiç güzel olmadı kardeşlerim.
Neyse Allah'tan bir tanesinden bayağı şey çıktı da. Bir medium bir tane de 4 tane de küçük çıktı abi. Bu sefer biriktireceğiz abi, en büyük boy yapacağım, bakalım ne çıkacak. Hiç açmadım en büyük boy. Beraber açacağız abi. Şimdi şurada bir loot yapalım. Fazla yürek yedim galiba, çok tehlikeli yerde takılıyorum ama. Bir dakika. Ayak sesi duyduğuma yemin edebilirim az önce. Ben burada pek takılmayayım abi. Üstüm zaten bayağı dolu. Şunu da kırıp yukarı dağa doğru yolumu değiştireceğim. Bir tane şu kırmızıdan da lazım. Bir fırın daha yapacağız. Burada bir şey var mı? Al abi, al al. Neye attık onu? Neydi ki o? Şu masayı bir öğrenelim abi. Sonra bunu atalım. Bu neymiş? Aa, şömine şömine. Çok iyi ya, şömine bulduk. Şömine yaparız abi. Gidelim abi. Hemen sülfür alalım. Sülfür ise sülfür çıkmaz abi. Şimdi taş istiyoruz ya, her tarafta sülfür var. Metal kazma bulsak da daha çok alsak, bu çok az veriyor ya. Metal bulduk. Güzel abi, bunu da aldık. Şunları bir yiyelim, üstümüz yara açılsın. Uf, aşağıda iki tane sülfür kayası var. Sizce gitmeli miyim abi? Abi korkan çocuğu olmaz ya. Yürü git abi. Hadi. Nedense pişman olacağımı söylüyor içimden ses ama. Yürü abi, yürü. İki tane sülfür kayası kaçmaz abi. Boru değil yani. Şimdi diyeceksiniz, sen de sülfürden başka bir şey kazmıyorsun ama ileride arkadaşlar göreceksiniz ne kadar lazım olacak sülfür, biliyor musunuz? Şu an belki ihtiyaç değil ama ileride en çok gereken maddelerden bir tanesi olacak. O yüzden abi ne yapıyoruz? Son gaz, tam hız kasıyoruz abiciğim. Yapıştır abi, yapıştır. Orada 100 kişi varken de iyi kasıyoruz ha, ölmeden. Gerçi ben şimdi şu mağazamı açtım, kesin ölürüz de. Mantar mı o? Kaçırmam. Alamadık değil mi? Oh, yenim yoktu, alamadık. Neyse, biz şöyle evimize gidelim. Tren istasyonu biraz sessiz gibime geldi. Bir dolaşmaya gidebiliriz sanki. Ama silah yapıp mı gitsek daha iyi, böyle mi gitsek, ona tam bir karar veremedim hala. Aa, burada bir ev var. Aa, bu bizim savaştığımız ev değil mi? Aynen. Adam bak, onu ahşap yapmış abi. Adam oynuyor. Adam manyak gibi oynuyor. Bu bize rakip olacak. Yani bu bize sıkıntı çıkartacak. Online yani. Baksanıza, adam oynuyor durmadan. Aha. Kim o ya? Neredesin lan sen? Aha, vurdu. Abi şu tabancadan nefret ediyorum. Kaç. Kaç kaç kaç. Şu tabanca çok kötü abi. Çivi tabancası bu, çok tehlikeli bir şey. Kaç kaç kaç. Cam bas, onu yatırız abi. Cam bas, yatırız onu. Kaç 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 kaç. Üstümüz çok dolu abi. Ben onu yatırım, o bir şey değil ya. Benim can bulmam lazım. Abi headshot. Silah alıp çıkacağım evden. Silah alıp çıkacağım, onu yatıracağım abi. Mecbur, yapacak hiçbir şeyimiz yok. Abi silah ver. Abi silah ver. İnşallah silahı da kaptırmayız. İnşallah silahı da kaptırmayız. Kaçıyor.
Bir hit. İki hit. Üçüncü kaçtı. Dört kaçtı. Ay değil, son mermiyi de harcayamam. Düştü mü o? Adam öldü mü? Abi inşallah kanamadan ölmüştür. Silahı bırakıp bakacağım. Silahı bırakıp bakacağım. Abi inşallah ölmüştür. Elime bir tane vuracak bir şey al. Ölmediyse de vururuz abi. Abi ölmesi lazım onun. Öldü gibi hissettim ya. İnşallah ölmüştür abi. İnşallah ölmüştür ya. İki tane vurdum abi, ölmesi lazım. Yara otomatik bu yani, boru değil bu silah. Bir de okla vurmuştum daha önceden. Kesin ölmesi lazım onun. Eğer yatırdıysam var ya. Yatırmışım. Abi yatırmışım. Aa geliyor 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 geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Abi geliyor. Abi. Ya böyle bir şey olamaz ya. Abi çok sinirlendim şu an var ya, acayip sinirlendim yani şu an. Ha evde de doğamıyoruz. Ya böyle bir şey olamaz ya. O kadar şey kastık abi. Öldük, görüyor musunuz? Video kaç dakika olmuş bu arada? Videoda 30 dakika olmuş arkadaşlar. Ben videoyu burada kapatayım. Ben video dışı bayağı malzeme kasayım. Silah yapacak kadar. Sonra beraber silahları basarız. O adamla intikamımızı alırız. Çünkü ben bu sefer bayağı sinirlendim. Neyse, yapacak bir şey yok. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Ben malzeme kasıp geliyorum.